STT.com için hazırladığımız teknoloji programımızdan merhabalar. Bugün çok zengin içerikli bir yayına başlıyoruz. Hazır mısınız? Biz STT.com'da Twitter, Facebook ve Periskop'tan sorularınızı bekleyeceğiz. Eğer yeni cihaz almayı planlıyorsanız, cihazınızı değiştirmeyi planlıyorsanız ya da yeni telefonların yeni modellerinin özellikleri nedir diye soruyorsanız Shiftlit.net kurucusu bugün Hakkı Alkan bizlerle birlikte. Biz sorularınızı bekliyoruz. Biz sohbetimize başlıyoruz. Hakkı hoş geldin. Hoş buldum. Dolu seni, dolu geldim. Dolu dolu geldin. Aman dikkatli geldin. Bunların hepsi birer servet değerinde Hakkı. Ya bir de ben bu yayına ulaşabilmek için metroyu kullanayım dedim. Evet. Hızlıca geldim. Mont bile almadım. Dışarıda yağmur yağıyormuş. Sonradan fark ettim. Şimdi düşünüyorum mesela. Karşımda oturan birisi beni görse elinde 3 tane telefon koştura koştura gidiyor. Ne yapıyor? Vallahi ama sorun olmadı. Digital man diyelim mi? Hakkı hakikaten seni İstanbul'da görmek de zor. CSMA, Barcelona, ardından Amerika, yeni televizyonlar, şimdi yarın Ankara'ya ayağını tozuyla sonra gidiyorsun. Çok dalaşıyorsun ama istersen izleyicilerimizi de fazla bekletmeyelim. Dilersen öncelikle modeller başladı, yeni modeller başladı. Kimi girdi kimi de yeni girecek. Perakende bunları fiyatlar üzerinde de konuşuruz ama. Öncelikle diyelim mi Samsung diyelim, iPhone diyelim, Google'ın 2XP'li diyelim. Venüs aklıma gelen LG. Yani sen bayağı iyi biliyorsun bu konuda. Yani bunu bilen kişilerle sohbet etmek çok keyifli gerçekten. Öncelikle çok teşekkür ederim bu değerli yayına misafir ettiğin için. Şimdi bizim bir mevsimimiz oluyor. Her şeyin bir dönemi oluyor. Akıllı telefonların dönemi Barcelona'da belirleniyor. Barcelona'da bir etkinlik var. Mobil Dünya Kongresi. Evet. Yalnız altını çizeyim. Apple bu etkinliğe doğrudan katılmıyor. İşte aksesuar üreticileri falan katılıyor. Ama Mobil Dünya Kongresi kilometre taşı. Yani takvim orada başlıyor. Yıl nasıl Ocak ayında başlıyorsa akıllı telefonlar için yıl da Şubat ayının sonunda başlıyor aslında. Orayı bitirdik, gezdik. Çok da güzel videolar paylaştık. Şimdi orada tanıtılan telefonlar vardı. Bu telefonlar günlük hayatımıza girecek. En hızlı çıkış yapan ve en erken toplantı yapan markalardan bir tanesi Samsung'tu. Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus tanıtıldı. İddialı bir telefon. Dünya lansmanı ilk kez göreceğe çıktı. Göreceği çıktı. Saatler öncesinde insanlar kuyruğa girdi. Evet yani o kuyruklarda ama iyi bir ev sahibi yaptılar onu söyleyebilirim. Şimdi S9 özellikle bekleniyordu çünkü iPhone 10'da ya da herkesin dediği gibi iPhone X'de, biz de X diyelim, herkes öyle söylüyor çünkü %95'i öyle söylüyormuş. iPhone X'de yaptığı farklılıktan sonra gözler Samsung'a çevrildi. Acaba onlar ne yapacak? Apple'a nasıl bir yanıt verecek diye. Tasarımda herhangi bir değişiklik yapmadılar. Çok ciddi bir değişiklik yapmadılar. Ama teknolojide bir iyileştirme oldu. Türkiye gelişi biraz gecikti. Bu yayına yetiştirmeye çalıştım. Bir saat daha vaktim olsaydı yetiştirecektim ama bir dahaki sefer artık yine onu kurcalarız. Samsung böyle bir çıkış yaptı. Ama orada hiç kendini duyurmayan markalar da vardı. Mesela Xiaomi diye bir marka var. Evet. Ve Türkiye'de gerçekten çok tutkunu var. Ben şimdi Twitter'dan gelen yorumlara, Facebook'tan gelen yorumlara bakıyorum. Xiaomi tutkunları çok fazla. O 26 Mart'a attı kendi toplantısını ve Çin'de yapacak. Xiaomi 26 Mart'ta yapacak. Bu arada sorularınızı bekliyoruz. Xiaomi demişken bir virgül koyalım. Onunla ilgili bir soru da geldi. Xiaomi 6 özelliklerine göre iPhone X'i ezip geçtiği halde ve fiyat bakımından 3'te 1'i fiyatına almaktan vazgeçip neden herkes krediyle iPhone X alır diye sormuş izleyicimiz. Bu sorunun cevabı. Özellikle şunu sorayım. Donanımsal ve iç uygulamalar açısından birebir ne gibi farklılıklar var diyeyim birebir. Şimdi Apple'la, ne demek yanlış olur. Tabii Apple'ın ekosistemiyle Android'in ekosistemini kıyaslamak bana göre pek doğru değil. Kağıt üstünde teknik olarak kıyaslayabiliriz. Kıyaslayabileceğimiz bir başka konu çok önemli aslında. O günlük hayata dokunuyor. Fotoğraf ve video. Bunları kıyaslayabiliriz ama bir Android telefonu, bir Apple iPhone'u kıyaslamamak lazım doğrudan. Şimdi Xiaomi doğru çok iddialı fiyatlarla geliyor. Çünkü bir distribütörü yok Türkiye'de. Yani ithalat üzerinden geliyor ve teknik destek konusunda sıkıntı yaşıyor. Ama performans olarak, teknik özellikler olarak kesinlikle takipçiniz doğru söylüyor. Doğru söylüyorsun. Çok iddialı bir telefon. Şimdi gelelim öbür soruya. Biz niye taksitle telefon alıyoruz? Bu tamamen telefonlardan kaynaklanan bir sorun değil. Bu tüketicinin finansal durumundan kaynaklanan bir problem. Şimdi dolara ve euroya endeksli olduğu için bu telefonlar fiyatları aldı başını gidiyor. Dolarda, euroda dün 3 ayın zirvesini gördü yine. Evet, zirvesini gördü. Ben takip ediyorum zaten. Timeline'da sizin hesaplar, yorumlar inanılmaz güzel. Şimdi orada böyle bir sıkıntı var. Alım gücü biraz
soru işareti. Bir ekonomi var. Burada soru işaretleri var. Ne oldu, ne olacak? Herkes parasını tutuyor. O neden peşin parası olan insan bile ben biraz taksitli alayım diyor. Bu finansal durumdan kaynaklanıyor. Böyle bir durum var. Bir diğer oyuncu Huawei. Çok enteresan bir marka. Yine Çinli bir marka. Evet. Mobil Dünya Kongresi'ne gittim. Huawei bir standı da var kocaman. P20 diye bir model bekliyoruz. Adamlar orada P20'yi getirmedi. Ama oraya bir reklam koydular kendi standlarına. Dediler ki P20 yok ama ayın 26'sında gelin bakalım size sürprizimiz var. 3 tane de daire vardı. Yani bu 3 tane daire 3 tane kamera anlamına geliyor. Şimdi biliyorsun geçtiğimiz yıl 2 kameradan bahsettik. Telefonları görmeye başladık. Çünkü portre modunu çok seviyor tüketiciler. Portre modunu çekebilmesi için fiziksel olarak 2 kameranın yeterli olduğunu düşünen markalar vardı. Bu arada bu algıyı Google yıktı. Elimde bir tane telefon var mesela Google Pixel X, Pixel 2 XLarge bu. Söylemesi de biraz zor oluyor. Doğan SX, evet. AK gibi oldu Pixel bu. Pixel 2 XLarge. Evet. Bu telefonda tek kamera var. Önde ve arkada. Ama bu sefer yapay zekanın katkısını kullanarak bir portre fotoğrafı mükemmel halde nasıl çekilir gerçekten bunu ispatlamış oldular. Tek kamerayla bu işi yapabiliyorlar. İki kameralı telefonlarla rekabet edip bazı telefonların da önüne geçebiliyorlar. Birçok telefonu geride bıraktılar. Şimdi Huawei bu işi bambaşka bir konuya noktaya taşıyor. Üç tane kamera koyuyor. 26 Mart'ta takip ediyor olacağız. 26 Mart. Gideceğim. Özel bir toplantı olacak. Paris'te tanıtacaklar. Ben de oradan tabii ki ilk videoyu paylaşmış olacağım. Takipçilerine paylaşacaksın. Hadi özelliklerine girelim mi? S9'la öncelikle iPhone'u hani şimdi bu iki devi kıyaslayalım mı? Tamam, süper oldu. Şimdi iPhone X elimde. En önemli değişikliklerden bir tanesi yüz tanımaydı. Çünkü iPhone'da alıştığımız o parmak izi okuyucusunu bu telefonda kaldırdılar. Çok da tepki aldı. Çünkü alışılmış bir deneyimde Apple böyle bir risk aldı. Ve risk alırken de ben lansmana katılmıştım San Francisco'da. Şöyle söylediler. Merak etmeyin, parmak izi çok kolay geliyordu size. Ama parmak izin kullanırken açılmama ihtimali 50 binde 1 ise yüz tanımada bu milyonda 1. Yani hiç merak etmeyin açılacak denmişti ama uygulamada bu pek öyle olmadı. Çünkü işte masada tutuyoruz hadi bir açayım falan deyince yüzümü şu anda mesela açmaya çalışıyorum. Hadi bakalım. Şu anda açmadı. Bir deneyelim mi? Şu anda açmıyor mesela yüzümü görmüyor. Şöyle bak. Bir çevirmem gerekiyor. Çevirdim şu anda açtı. Evet. Şimdi bu da deneyim biraz öldürüyor. Bir tane gözlüğüm var benim. Bu polarize bir gözlük. Yani çok pahalı bir gözlük de değil. Ortalama bir gözlük. Şimdi Apple demiştik yani gözlüğünüz olsa bile merak etmeyin. Gözlüğünüzü çıkartma. Onu da merak etme. Evet, o açmıyor. Açmıyor mu? Ve piyasadaki polarize gözlükleri açmıyor. Böyle bir sorunu var şimdi. Ama ekran kasa oranı oldukça iyileştirildi. Kablosuz şarj desteği var. Bir de hızlı şarj desteği geldi ama şöyle bir sorunumuz oldu Apple'da. Hızlı şarj desteği var ama kutudan çıkan kabloyla edemiyorsun. Neden? Satın alman gerekiyor. Kabloyu bile tam alsan. Tam bir Amerikan pazarlama metodu. Ama rekabet ederken bu biraz tüketicilerin canını sıkıyor. Şimdi Samsung, İşte tabii ki. Samsung'dan S9 evet. geliyor. Şarj aleti. Sadece küçücük bir şarj aleti. Evet. Takıyorsunuz hızlı şarj ediyor. Huawei de bunu yapıyor. Google Pixel 2 XLarge evet. da bunu yapıyor. Ama ben kablosu için tekrar mağazaya gideceğim ve kablosunu alacağım. Evet, orada sadece kablo 129 TL'ydi. Bilmiyorum sonradan arttı mı. Bir de adaptörünü de ona uygun almanız lazım. Yani olan adaptörünü de kullanmıyorsanız konudan başka bir yere gidiyor. Yani diyelim mi? İzleyicilerden sorular geliyor. Bekliyoruz Business.com'dan. Necasettin ki Hüsran der ki iPhone'u Türkiye yöresi kimse almaz. Batardı, jailbreak yapılmışı bile tost makinesi. Demiş. Değil. Bak çok enteresan bir data paylaşacağım. Tam da sizin yayınınıza uygun bir şekilde data. Yerli markalarımızdan Vestel var. Evet. Manisa'da kocaman bir fabrikası var. Bizzat gittim oraya. Hatta iki tane takipçimi alıp gittim. Bir tane de vlog paylaştım. Orada bu işin nasıl yapıldığını gördüm. Daha sonra geçtiğimiz hafta bir toplantı Mobil Dünya Kongresi'nden sonra bir araya geldim. Vestel Türkiye'de en çok satan telefon markaları listesine 3. sıraya yükselmiş. Yani aslında doğrudan böyle magazinsel olduğu için iPhone, Samsung, Huawei bunlar konuşuluyor ama 3. olduğunu söylediler. Yani insanlar Vestel markalı telefonları alıyorlar. Bu arada Mobil Dünya Kongresi'nde Vestel'de kocaman bir stand açmıştı. Evet. Google'la bir işbirliği yapmışlar. Bu güncelleme konusu acayip önemli. Yani insanlar telefonu alıyor, güncelleme yok. Mesela Samsung, nerede benim Samsung Note 8'im? Ha burada. Çok güzel bir telefon. Ama güncelleme almadı hala. Android 8 bekliyoruz.
Şimdi bunda Android 8 beklerken Google Pixel'de Android 9'u kurdum. Şu anda dünyada sadece bu telefonda çalışan bir işletim sistemi Android 9 beta olarak kullanıyorum. Böyle bir durum var. İşte Vestel şöyle bir güzel işbirliği yapmış. Google'la beraber One programı diye bir program var. Bu programa göre Vestel'in çıkarttığı telefon anında güncelleme alıyor. Bu gerçekten önemli bir şey. Tabii bu iddiayı daha önce paylaşan ama müşterilerin biraz tepkisi olan bir başka markamız daha var. O da yerli ve çok başarılı bir markamız General Mobile. O da telefonlarına çok hızlı güncelleme vermeyi vaat etmişti. Bu ay sadece birazcık bu güncelleme gelecekti. Müşteriler gerçekten biraz kızgın. Bize bile kızıyorlar. Niye haber yapmıyorsunuz? Benim telefonuma güncelleme gelmedi diye. Beklentilerden bir tanesi de bu. Hani sadece kamera, pil falan değil, güncelleme de çabuk gelsin. Çok önemli. Güncelleme ile beraber cihazın yavaşlıyor olması da hakikaten çok sinir bozucu değil mi? Yani Apple tarafına buradan. Ama Apple'a bak, tamam doğru diyorsun. Bu bir eleştiri ve haklısın. Kendisi de özür diledi zaten. Yani bir, neredeyse yakında 1 trilyon dolar olacak şirketin değeri. 1 trilyon dolarlık şirket müşterilerinden özür diledi. Haklısın. Ama şurada da hakkını teslim etmek lazım. Adamlar en hızlı güncellemeyi onlar veriyor. Yani bir de geçmiş telefonlar olsa bile yani sen şu anda iPhone 6 bile kullansan düşün 6S çıkmış, 7 çıkmış, 8 falan çıkmış. Ona rağmen bugün deseler ki iOS 12 çıktı, ertesi gün iPhone 6'na da kuruluyor. Bu da güzel bir şey. Yeter ki telefonumuzu yavaşlatmasa Apple'ın. Peki, 120 dolar için gelen telefon parmak izi yüzyılma ve full ekran mevcutsa peki her türlü desteğe okeydir demiş. iPhone hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor demiş. Sadece yazılımla ilerleyen bir şirket demiş. Üç farklı izleyicimizin hemen üçünü de toparladım. Çok haklı, mükemmel. Valla doğru tespit. Şimdi bundaki RAM 2 GB RAM. Bundaki RAM 4, 6 böyle gidiyor yani. Saçma sapan hızlı işlemciler var. Hı hı. Ama günün sonunda deneyime baktığınızda iPhone'un bu zamana kadar uyandırmış olduğu bir his vardı. Hızlı. Şimdi bu hızın arkasında yazılım desteği var. Hakikaten. Çünkü donanım ve yazılım tek elden çıkıyor. Mesela Google da bunu daha sonradan yaptı. Google da dedi ki ben kendi markamı kullanmak istiyorum. Bu telefonun markası Google. Yazılım da kendisinin zaten Android. Ve gerçekten performansı yakaladı. Ama hayal kırıklığı mı? Bunu Eylül ayında göreceğiz. Haziran ayında Apple'ın Worldwide Developer Conference dediği geçtiğimiz gün açıkladılar. Evet, evet. 4 Haziran'da hep başlayacağız. Hep beraber izliyor olacağız, takip ediyor olacağız. Kesinlikle. Orada duyuracakları çok önemli. Yazılım tarafında biraz duyuru olacak. Bir de donanım tarafında. Telefon tarafında beklemiyoruz bir şey ama belki iPad'ler falan tanıtabilir. Asıl bomba Eylül ayında duyuracak Apple'dan. Ondan sonra netleşmiş olacak. iPhone bizi küstürür mü küstürmez mi ona bakacağız. Peki S9'da senin dikkatini çeken bu güzelmiş dediğin hangi özellik? Ya fotoğraf yeteneğini çok iyileştirmişler. Hı hı. Yani bugün buraya yetiştiremedim ama Barcelona'da denedim. Düşük ışıkta gerçekten çok güzel fotoğraf çekiyor. Arkada hemen yani, prodüktörümüz İlhan da veriyor. Evet. Tanıtım videosunu görüyoruz. Düşük ışıkta mükemmel fotoğraf çekiyor. Diyafram aralığı diye teknik bir kavram var bizim sektörde. Diyafram aralığını f1.5'e kadar düşürmeyi başarmışlar. Yani bu gerçekten önemli bir nokta. Onun dışında iPhone'daki yüz tanıma sisteminin neredeyse aynısı Samsung Galaxy S9'da da var. Aynısı. Deneyimledin mi? Deneyimledim. Hatta soralım. Dünyada hiç kimsenin denemediği bir şey daha denedim. Nedir? Onun videosunu yayınlayacağım ama önce senin bu programında söyleyeyim. Belki biz denemişizdir orada. Bak iPhone'un yüz tanıma sisteminde dedik ki işte böyle tanıyor falan evet. Hızlı ötesi. Ama problem neydi? O benim gözlüğümü tanıyamıyordu. Benzer problem Samsung S9'da da var. Yani daha sonradan çıkarttılar. Keşke o sorunu çözebilecek şekilde o telefonu update etselerdi ama... Bir tık üstü atmış olurdu o zaman. Aynı. Yani hatalarıyla da aynı, başarılarıyla da aynı. Yüz tanıma sistemi böyle çalışıyor. Ama Samsung Galaxy S9'da işte iPhone'un yapmadığı bir şey daha var. Parmak izi okuyucusu da var arkada. Yüz tanım olmazsa parmak izi okuyucusu o da işe yarıyor açıkçası. Evet, yeni teknikler işte bu Samsung için slow motion olsun, yeni yüz kendi imajını yapabiliyor olman, işte tansiyonunu ölçüyor olması ve normalde tansiyonu ölçen yenilebilir cihazlar, giyilebilir cihazlar var. Evet. Ancak bu hani cep telefonunda ilk defa sanırım değil mi? Ben en inovatif yeniliği açıkçası o tansiyonu, bence tansiyonu ölçmesi. Herkes için... Herkes akıllı telefon giyilebilir cihaz takmıyor. Evet. Ancak herkesin bir telefonu var. O anlamda hele Türklerde de tansiyon hastalığı yüksek, tansiyon yüksek
belki bir miktar bir tık pozitif bir avantaj olarak öne çıkabilir. Kesinlikle haklısın. Çünkü öbür yüz tanımaydı, parmak izi okuyucusu, düşük ışıkta fotoğraf, hani diğer rakipler de yapıyor ama tansiyon gerçekten önemli bir inovasyondu. Tebrikler yani. Hadi bekliyoruz sorularınızı. Burada Süleyman 571-3333 tanıyanlar var. Yüzünde maske olsa da çözüyor demiş. Doğru. Doğru mu? Doğru, çözüyor. Bu işte sadece fotoğrafla değil de biraz da kızılötesiyle beraber o yüzü tanıyor. Ama şöyle bir durum var. Apple tarafında da bunu yapıyordu. Ama kardeşleri ayırt edemiyor. İkizleri zaten ayırt edemiyor. Şimdi şöyle bir durum var. İki kardeş, ikiz aynı evde yaşıyorlar ve kendilerine bir özel hayatı var. Mesajları, işte şu bu fotoğraf. Mesela bir kardeşinin telefonunu alıp içeride yüzünü okutup açabiliyor. Hatta ikiz olmasına da gerek yok. Yani çok benzer kardeşler, evet, açabiliyor. Yani kendi kardeşime denemedim aslında ama bir de deneyeyim onu. Benzer problem S9'da var mı, onu da deneyeceğim. Yani böyle bir deneyim. Ben de merak ettim şimdi hakikaten. O zaman ne kadar özellik. Ya evet, bunların yani, olmaması lazım. Tam tersi lazım, şifre ya. Kırıcı gibi olmuş. Evet, evet. Sami 6840. Sony'nin güncelleme sistemi ve donanım sağlamlığı hakkında ne düşünür Hakkı Bey demiş. Ya Sony biraz hayal kırıklığı yarattı bende. Toplantıya gittim, katıldım. Çok önemli bir marka. Bu arada Sony'nin enteresan bir özelliği var. Gördüğümüz bütün başarılı telefonların kamerasını, lensini Sony üretiyor. Evet. Yani böyle bir deneyim var arkada. Bir de Sony, hani yani ben çocukluğumdan beri teknoloji, marka, kalite dendiği kamera zaman böyle bir Sony, evet. Sony'ydi. Şimdi ben gittim Mobil Dünya Kongresi'nde. Baktım telefona, ya bir tane telefonu var bunların. Beğendim. Kompakt. Ya. Çok kalın, aşırı kalın tasarımı. Bir de şimdi bak, bu telefonlarda çerçeve diye bir şey yok. Evet. Yeni... Bak, neredeyse yok yani. iPhone'da, Google'da, Samsung'da yok. Sony'de hala bir çerçeve var yukarıda. Yani neden böyle neden bir şey var eski, bilmiyorum. Geçen ofiste öyle eğlenceli bir video çektik. Hani Sony tasarımcısı olsak hayat nasıl geçerdi diye. Ya tasarımcılara biraz para verin ya Sony ya. Hakikaten süsle buradan seslenelim değil mi çerçeveli, evet, hala bu devirde. Qualcomm'un işlemcisi var. Qualcomm çok büyük bir şirket. Evet. Hatta şimdi sizin haberlerden takip ediyorum. Bir satın alma operasyonu alma var. Böyle bir netleşmeyen. Çok Trump'ın büyük da engeline takıldı yalnız o satın alma operasyonu. İşte o marka Qualcomm'un Snapdragon 845'te bir platform duyurdular. Çok güçlü bir platform. Sony bu platformu aldı, telefonuna koydu. Ama ben San Diego'da Snapdragon 845 testlerine katıldım. Platform o kadar güçlü ki mesela 15 dakikada %50 şarj ediyor telefonunu. Ama Sony bunu koymuyor telefonuna. Hızlı şarj. Ya da yüz tanıma sistemini koymuyor. Mesela yüz tanıma sistemi de yok bu arada Sony'nin yeni telefonlarında. Teknik destek konusunda bazı soru işaretleri olabilir. Sosyal medyadan bize de gelmeye başladı. Onu Türkiye ofisiyle bir konuşup daha sonra Twitter'dan yanıt versem daha iyi olur takipçimizden. Şimdi böyle bir soru gelmiş gibi, derbi sonucu gibi. Hani nasıl, Fenerbahçe mi Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi Galatasaray mı der gibi. SSS04 beyler, sizce Apple mı yoksa Samsung mu demiş. Kullanıcı deneyimi açısından? Ya kullanıcı deneyimi açısından Apple bu zamana kadar oldukça başarılı gidiyordu. Sadece iPhone X'de böyle bir hayal kırıklığı uğrattı. Samsung'da çok iyi telefonlar üretmeye başladı. Hacim olarak Samsung bir numara. Satış hacmi olarak şu anda. Deneyim olarak ise güncellemeden sonra bunun cevabını verebiliriz ama Samsung Apple'ı deneyim konusunda yakaladı diyebiliriz açıkçası. Yüz tanımı olsun, parmak izi okusu olsun, ara birim olsun. Sadece tek bir ihtiyacımız var, güncelleme. Güncelleme konusunda da hızlı adım atmayı başarırsa bana göre Samsung kullanıcı deneyimi konusunda Apple'ı geride bırakabilir. Bekliyoruz soruları. Çılgın gibi yağıyor. Çılgın 1983 Huawei Mate 10. Evet. Hakkı Bey nasıl bulur? Ya çok güzel telefon çekiyor. Ve fiyatı da düşebilir. Hani alacaksan şöyle bir ipucu vereyim. 26 Mart'a kadar biraz dayan. Çünkü 26 Mart'ta Huawei P20 telefonunu resmi olarak duyuracak. Duyurduktan sonra ben önceki modellerin fiyatlarının biraz ucuzlamasını bekliyorum. Mart ayının içerisindeyiz. Azıcık daha bekle. Bu arada bekledikten sonra, fiyata uygun olduktan sonra alabilirsin. Çünkü çok güzel fotoğraf çekiyor. Dayanıklı. Ara biriminde Çinliler kendisine göre yazmışlar. Gayet başarılı bir ara birim var. İyi fotoğraf için alabilirsin bence. Telefonlar, cihazlarda en önemli özelliklerden biri tabii ki düşürüyoruz. Her ne kadar koruyucu kılıf kullansak da kullanmasak da etkileniyor. Bu konuda SS004 sağlamlık konusunda Samsung'a güvenmiyorum. Sizce de öyle mi demiş Hakkı Bey. Şimdi istersen genel hepsi üzerinden ilerleyelim mi? Süper. Heh. Çok güzel bir konu. Hadi bırakalım. Eşimin hamilelik bırakabiliriz bu arada. Bırakabilir miyiz? Bırakabiliriz. Hadi deneyelim o zaman. Gerçekten. Bırakalım mı buna?
Mesela sen nasıl istersen. Şu Samsung'u bırakabiliriz. Gerçi bırakabiliriz gelmezse, diyor musun? Gerçekten bırakabiliriz. Yani bu 4 kere deneyelim düşmüş mi? Bir telefon. Bekliyoruz arkadaşlar, deneyelim mi? Bırakabiliyoruz. Buraya bırakabiliyoruz. Mı bırakıyoruz? Hadi bakalım. Bu... Şimdi sağlamlık testini başlatıyoruz. İlk, birinci sırada. Benden terler. Yalnız en sonunda borçlu olmayalım bu telefonla hiç. Hadi bakalım. Şimdi şöyle, bunu 4 kere düşürdüm. Yani 4 evet. kere düşürmeme rağmen herhangi bir problem yaşamadım. Tamam. Şimdi bu 5. düşüşü. Zemin de hani çok da tekin bir zemin değil. Evet. Bunu normalde hani kulak telefonla konuşuyormuş gibi düşünüyorum. Çünkü tam benzer bir senaryoyu burada yapmıştık. Eşim hamileydi o zaman. Çocuğumuz daha doğmamıştı, Alara. Eşimin göbeği kocaman. Bir yerlerden giderken böyle böyle yürüyordu. Ve koluma çarptı ve telefon düştü. Google Pixel 2 XL'de şöyle bir sorunumuz oldu. İlk düşmede. Böyle bir, ilk düşmede böyle bir sorun yaşandı Google 2 Pixel'de. Şu köşede şimdi, görüyorsunuz. Note 4'ün başına gelmeyen ancak kalmadı. Ancak çalışıyor. Evet evet. Sorun yok. Herhangi bir ekranda bir sorun yok. Sorun yok. Ama Note 4'te işte 4 kere düşürdüm yani. Hem de çok sağlam düşürdüm. Bu 5. düşürme olacak. Şimdi normalde böyle konuşurken bırakıyorum yere. Çekiyor musunuz arkadaşlar? Çekiyoruz. Bırakıyorum Bırakıyor. O zaman. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Bir de bakalım mı? Kalemim sadece birazcık yerinden oynadı. Onun dışında çok doğal. Toz var. Herhangi bir şey yok. Yani bu sağlam bir telefon. Sağlam bir telefon. Yani iPhone'u da istersen bırakabiliriz. iPhone konusunda soru işaretlerim var. Çünkü iPhone cebimde kalmasına rağmen maalesef camı çizildi. Arka taraf fena değil, sağlam ama cam gerçekten koruması biraz zor. O nedenle kılıfsız kullanmalarını pek tavsiye etmiyorum. İstersen düşürmeyelim. Bırak. Peki o zaman bunu bırakalım. Belki bir başka yayına da bunu yapalım. Bir başka yapalım yayına, ama. Bir sonraki yayında da iPhone'a bakacağız. Bakalım. Peki şimdi ağaçlar der ki sağlamlıktan öte tamir edilebilirlik de önemlidir. Müşteri çok hizmeti, önemli. Servis, satış sonrası servis kesinlikle. Konusunda deneyimlemeyi nasıl buluyorsun? Süper. Bak çok doğru bir soru. Gerçekten mükemmel sorular geliyor. Takipçilere çok teşekkürler. En az teknik özellik kadar, fotoğraf kadar önemli bir şey. Satış sonrası destek. Şimdi markaları ortaya koyalım. Huawei bu konuda bir adım attı. Dedi ki hatta açtı. Gelip bakabilirsiniz diye. O deneyimi yayınladık biz videoyla. Yine yerli üreticilerden General Mobile. Gelin 15 dakikada böyle bir hizmetimiz var diye. İstersen fiziksel, istersen gönderiyorsun. Böyle güzel bir teknik hizmeti var. Samsung'un ağı biraz geniş. Sony ve LG tarafında biraz soru işaretleri var sadece bu teknik destek konusunda. Gelin Apple'a. Apple teknik destek konusunda müşterileri bazen üzebiliyor. Şöyle ki, şimdi store olarak iki tane fiziksel mağazası var ve bu iki mağazada İstanbul'da. Şimdi Apple telefon kullanan kişiler birçok yere dağılmış durumda. Şimdi böyle bir sorun olduğu zaman doğrudan fiziksel olarak muhatap bulmak her ilde mümkün değil. Diyelim ki İstanbul'dasınız. Gidiyorsunuz Apple Store'a. Yani randevu ile gitmek gerekiyor bu arada. Randevu almak için telefon yani çalışmıyor. Randevu için insanlar telefonların başına saatler harcıyor. Yok yani böyle bir durum. Şimdi o zaman diyor ki ben mağazaya gideyim. Yani sonuçta benim telefonumda bir problem var. Mağazaya gittiği zaman Apple Store'a işte Zorlu'da ya da karşı tarafta Akasya'da sıraya giriyor. Sıraya girdikten sonra tekrar derdini anlatmaya çalışıyor. Derdini anlattıktan sonra belki oradan randevu veriliyor. Randevu işte o güne verilmiyor. Bu şehir dışından gelen bir insan oluyor. Şimdi bana göre bu deneyim biraz sıkıntılı. Yurt dışındaki Apple Store'lara gittiğim zaman mesela bu yurt dışındaki bir iPhone X orada çok daha hızlı çözüm alıyorum. Türkiye'de Apple'ın yatırım yapması lazım. Store sayısını artırması lazım. Yetkili servisler aracılığıyla da böyle bir hizmetleri var ama insanlar diyor ki ben bunu Apple'dan aldım store'una götüreyim de. Yani bunu tüketiciye anlatmak zor. O nedenle Apple'ın bence daha fazla mağaza açması lazım. Daha fazla mağaza iyi teknik servis demek ve çalışan kişi sayısının fazla olması demek, istihdam demek. İnşallah öyle bir şey yaparlar. Şimdi izleyicilerimiz Xiaomi'yi neden konuşmuyorsunuz? Xiaomi'yi hatta programımızın başında ilk gelen soruyla yanıtlamıştık tabii. Hakkı arkadaşımız geldikçe diğer cihazlara daha çok da yer vereceğiz. Yeniden daha detaylara da gireceğiz ama izleyicilerimizden şu şey gelmiş. Yere düşen telefonun gerçek olduğunu kameralara gösterir misiniz? Hemen editörümüz Kıvılcım yönlendiriyor. Evet, biz kesinlikle maketi düşürmedik. Gerçek telefonu
Hakkı Alkan arkadaşım yere bırakmıştı, doğru, düşürmüştü. Tabii ve tabii. Taş gibi değil mi? Tabii tabii, sadece biraz toz şöyle yapıyoruz. Zaten bu, evet, Samsung'un, heh, şöyle göstereyim. Benim şu sol omuz bunun için. Ekran çok iz bıraktığı için S9'da da bu böyle. Sildim. Şu anda herhangi bir sorun yok. Xiaomi'nin CEO'suyla konuştum bu arada. Xiaomi... İyi ki cümleyle yapalım. Süremizi de tamamlamışız. Aynen. Xiaomi tutkunlarına güzel haber verelim. Xiaomi'nin CEO'sunu Hawaii'de buldum. Hawaii'de bir toplantı vardı. Baktım Xiaomi CEO nasıl yani falan. Atladım önünde. Etrafında 2-3 tane arkadaş da vardı yönetim kuruluna. Dedim ki ben Türkiye'den geliyorum. Gazeteciyim. Ve dedim Türkiye'de çok sayıda tüketici sizin telefonunuzu tercih ediyor. Ama bir distribütörünüz yok. Yani lütfen bir distribütör en kısa zamanda ayarlayın. Bir distribütör ayarlayın dedin. Evet. Çok teşekkür ederim. Sonrasında da bir randevu aldık. Güzel haberler vereceğim. Güzel haberleri alıyor olacağız. Bizi takipte kalın. Çok çok teşekkür ediyorum Hakkı. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Ağzına emeğine sağlık dileyelim. Sağ bugün ShiftElite.net kurucusu Hakkı Alkan bizlerle birlikteydi. Gün içerisinde bu programın tekrarını YouTube'dan izleyebilirsiniz. Kaçıranlar izlesin derim. Hoşçakalın.